Yine aynı şey oldu. Svara yine gidiyor. Efendim? Sizin için çeyiz hazırlayıp getirdik. Hoş geldiniz. Buyurun, buyurun. İçeri gelin. Nasılsınız? Mutlu, çok mutlu. Sanskar'la Svara'nın verdikleri karar bundan daha fazla sevindiremezdi. Yüzünüzdeki mutlu ifadeye bakılırsa siz de iyi haberler almışsınız. Buyurun, evet. Oturun. Peki. Siz oturun, ben size çayla atıştırmalık getireyim. Çayı sonra alırız Bayan Şarmış'ta. Önce konuşacaklarımızı konuşalım. Svara yine gelinimiz olacağı için çok mutluyum. Bir dakika bey. Bundan sonra Sanskar size bir şey söylemek istiyor. Sanskar? Baba, anne, nereden başlayacağımı bilemiyorum. Yani son birkaç günde olanlar için sizden özür diliyorum. Ama şimdi söyleyeceklerime Svara'nın da dahil olmasını istiyorum baba. Sanskar, bu kararı vererek bizi çok mutlu ettin. Sonunda Tanrı dileğini yerine getirdi sanırım. Kızını Svara ile evlenmek istiyorum efendim. Daha önce zaten evlendiğimizi biliyorum. Ama bu defa hepinizden, büyüklerimizden hayır duası alarak evlenmek istiyorum. Svara benim hayatım baba. Sana söz veriyorum. Onu ömür boyu hep mutlu edeceğim. Onu asla ağlatmayacağım. Bay Durga Prasat, bugün nişan törenini yapalım. Biz damat tarafıyız. Tüm hazırlıkları biz yapacağız. Annapurna. Peki. Bayan Şarmış'ta bu Svara'nın çeyizi. Tebrik ederim. Sen her zaman evimize huzur getirdin. Nişan törenini bizim evde yapalım Bay Şeker.
Evet amca, ama bu akşam eğer izin verirseniz Sıvara'yı biraz dışarı çıkarıp zaman geçirmek istiyorum. Sujata, ne oldu? Neden suratın asıldı senin? Sıvara'yı sevmiyor musun sen? Sıvara çok iyi bir kız. Bunu sen de biliyorsun. Oğlum kimi severse ben de onu severim. Sıvara'yla hiçbir sorunum yok. Beni endişelendiren tek bir şey var. Hı? Sıvara ve Ragini karşı karşıya geldikleri zaman yine savaş çıkacak. Buna geriliyorum aslında. Ben sadece evde biraz huzur istiyorum, o kadar. Hayır. Artık evde mutluluk olunca huzur da olur işte. Sen biraz sessiz ol. Ben ne dedim şimdi? Söylediklerin yeter bence. Anne, biz nişandan hemen önce döneriz. Yenge, ne giyeceğim ben? Tören için bir sürü elbise aldım ama hangisini giyeceğime karar veremedim işte. Abim, yengem için bir sürpriz planladım. Şimdi onu bir yere götürecek. Sanırım alışveriş için. Sonra da nişan törenine gidecekler. Baksana yenge. Sıvara yenge ne şanslı. Sonunda bütün mutluluğuna kavuşacak. Bu defa düğünlerinin kusursuz olması gerek. Görürsün, abim bunun için her şeyi yapar. Bak yenge, artık abimle Sıvara yengenin aşk hikayesi başlayacak. Ve bu defa kimse aralarına giremeyecek.